Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoların devamı için videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Bugün PUBG Mobile'ın bilgisayarda nasıl oynanabileceğini göstereceğim size. Aslında basit, zor olmayan bir sistem var. Bilgisayarda oynayamayanlar için, sistemi yetmeyenler için güzel bir opsiyon bu. Faydalı olacaktır. Ben mobilde çok fazla oynuyorum. Bilgisayarda da oynamaya başlayacağım artık. Yöntemini bugün nasıl olacağını size anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken bu uygulamayı, emülatörü bilgisayarımıza yükleyip kurmak. Oldukça basit. bluestacks.com linkini zaten aşağıdaki açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Basit, kurulum basit. Öncelikle bilgisayarımıza indir butonuna tıklayacağız ve indirmeye başlayacak. Evet, şimdi bu uygulamayla beraber ben bunu iptal edeyim öncelikle. Çünkü biraz önce hazırladım, indirdim, bilgisayarımda hazır. Fortnite Mobile, Clash of Clans, PUBG, yani telefonda ne oynayabiliyorsanız bilgisayarınızda da bu emülatör sayesinde oynayabilirsiniz. WhatsApp, Instagram, her şey. İstisnasız her şeyi bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi bunu tekrar geriye çekelim. Kurulumundan başlayalım. Çift tıklamak yeterli. Uygulamamız açılacak. 450 MB büyük olmayan bir uygulama başlıyor. Evet, şimdi yüklemeyi özelleştirin sekmesinde nereye kurulacağını vesaire seçebilirsiniz. Yaklaşık 2 GB'lık bir yer kaplıyor. 1.99 GB'lık bir yer kaplıyor. Her bilgisayarda çalışır. PUBG'de yaklaşık 1.5-2 GB yer kaplıyor. Yani toplamda bir 4-5 GB kadar bir boş yere ihtiyacınız var. Tabii ki başka mapleri vesaire de indirmek isterseniz daha da büyür bu alan. Sistem gerekliliklerini vesaire denetleyip sonrasında kuruluma başlıyor. Kısa sürüyor zaten kurulumu. Uygulama, emülatör oldukça kapsamlı. Ama bir problemi var. Bu genel manada bir problem. Yeni bir işletim sistemi olarak bilgisayarınıza kurulduğu için birazcık kasılmalara sebep olabilir. Bu yüzden işlemcinizin ve RAM'inizin oldukça sağlam olması lazım. Bu uygulamayı kullanırken de altta diğer programlar çalışır bırakmayın. Mesela atıyorum Google Chrome açık olmasın, YouTube açık olmasın ya da başka bir oyun açık olmasın. Yani bu oyunu ayrı kullanmak gerekiyor. Yani bunu kimler için söylüyorum? Bilgisayar özellikleri iyi olmayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Kurulum devam ediyor. Bittiği zaman kaldığımız yerden devam ederiz videomuza. Evet, kurulum tamamlandı. Otomatik olarak başlatma seçeneğini işaretledik ve emülatörümüz açılıyor. İlk açılım, ilk başlatma birkaç dakika sürüyor arkadaşlar. Yani korkmayın takılı vesaire diye. Açılsın, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şu anda bitti. Bir Android arayüzüyle karşı karşıyayız. Hadi başlayalım dedik. Gördüğünüz gibi birebir Android. Bilgiler kontrol ediyor. Bekleyeceğiz. Biraz bekleme istiyor bizden. Evet. Bu kısma e-postanımızı yazacağız. Eğer yoksa yeni bir e-posta
yani yeni bir hesap oluşturabiliriz. Ben telefonumdaki kullandığım e-posta adresini yazacağım, şifremi yazacağım ve devam edeceğiz. Bu yüzden yani bu özel e-postam olduğu için görülmesini istemiyorum ve videomuza ara vereceğim. Yazdıktan sonra devam ederiz. Hesap bilgilerimizi girdikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Nasıl işlediği, kontrolün kimde olduğu vesaire ile alakalı. Bunları onayla diyoruz. Evet istiyorum. Yani burada Google'ın neler yapabileceği ile alakalı. Mesela operatörünüzle ilgili SMS yoluyla paylaşım yapabileceği. Yani bilgilerinize erişim iznidir bu. Bunu yapmadan da geçebilirsiniz ama yapmanın da bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Bu tamamen okuyun, size kalmış. Sonrasında hesap senkronizasyonu yapıldı ve telefonuma an itibariyle bildirimi geldi. Telefonum da diyor ki başka bir yerde oturum açtınız. Evet, kullanmaya başlayabiliriz artık. Hazır. Araştır bölümüne PUBG yazıyoruz. Uygulama merkezi açılıyor. Piksel olarak da çıkmış. Gayet çıkmış. Enteresan. Farklı şeyler de var. Yükle diyoruz ve yükleme sayfamız açılıyor. Yükleye tıklıyoruz burada tekrar. Devam et. İndirme sayfası açıldı. Ve 1,5 GB'lık bir alan kapladığı için 1,5 GB'lık bir veri indirmesi yapacağı için bu biraz süre alabilir. İndirme bittiği zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sizi boşu boşuna videoda bekletmeye gerek yok. Evet arkadaşlar, sona geldik. Bitmek üzere. %99'dayız. 1,5 GB indirmesi yaklaşık 16 dakika sürmüş. Yükleme aşamasına geçti an itibariyle. Evet bitti. Emülatörümüz yüklendiğini bize söylüyor. Aç diyoruz ve başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada ayarlarımızı yapabiliriz. Atış modu F1'de. Atış modunu askıya alma X'de. Bu ikisini ileride kullanacağız. Size göstereceğim. Şunu şimdi büyütemiyoruz. Sağ eğilme, sola eğilme ayarlanmış durumda. Mouse hassasiyeti 3. Bunu artırabilirsiniz. Size kalmış. Yakınlaştırma sağ buton. El bombası 4'te. Chat için F2'ye basacağız. Gönderme tuşu. Mikrofon için T'yi kullanıyoruz. Ses kanalı seçimi için F3 kullanacağız. Envanter tab'da. Ben bu envanter seçimini E'ye alabilirim ya da tab'da kalsın ya. Çok da problem değil. Harita map'ten dolayı V, M'de. WASD ile oynuyoruz. Hızlı koşmak için Shift. Sprint kilidi yani hızlı koşma kilitlemek için P'ye basıyoruz. Bu uzakta kalmış. Boş verin zaten. Veya bunu düzeltebiliriz de bize kalmış. Çömelmek için C'yi kullanıyoruz. Ben bunun için Alt tuşunu kullanacağım. Hadi. Şu an izin vermiyor musun bana? Düzenleye tıklamamız gerekiyor tabii ki öncelikle. Alt tuşunu ayarladık. Yatış için Z tuşu tamamdır. Zıplama boşluk tuşu bu şekilde kaydet. Boost da yine Shift tamam. Bu ayarlarımız bu haliyle süper. Artık kapatabiliriz. Ekran kontrolleri vesaire buradan yapılabileceğini bize söylüyor. Tam ekranı alabiliriz arkadaşlar buradan. Daha güzel oluyor. Oyunun güncellemesi varmış. Daha şimdi yükledik ama şu an güncelleme yüklüyor. Bu oyun oldukça enteresan. Her girdiğimde yeni güncellemelerle karşılaşıyorum. Her seferinde yeni güncellemeler yapıyor. Problem değil. Bitirsin bakalım. Bekleyelim şimdi. Yaklaşık 20 saniye daha sürecek.
bitti, indirme bitti. Oyunu yeniden başlatmamızı istiyor. Tamam diyoruz. Çıktık ve tekrar çift tıklamayla bu sayfamız geldi. Kapatıp geçelim. Oyunun açılmasını bekliyoruz artık. Oyunumuz açılıyor. Güncellemeleri tekrar kontrol ediyor. Sanırım burada bir güncelleme daha bulacak. Şimdi Twitter ya da Facebook üzerinden bağlantısını yapabilirsiniz. More kısmında guest olarak da yapabilirsiniz bunu. Ben Twitter üzerinden bağlantısını yapmıştım daha önce ama telefonda sonra sıkıntı yaşadım. Şimdi bu sıkıntılara tekrar girmek istemiyorum. Guest olarak işaretleyip geçeceğim. Oyun açılsın. Size yapılması gereken ayarları da göstereceğim. Oyuna başlayalım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Çünkü oldukça uzun bir video oldu. Yaklaşık 10-11 dakika sürdü. Bu ekran yükleme ekranı da geçsin. Bölge Avrupa, Türkiye, devam et. Ayarlarımızı buradan istediğimiz gibi saç vesaire, cinsiyet, erkek, kadın yani yapabilirsiniz. Kullanıcı adı, ben geçici olarak bir kullanıcı adı yazacağım. Selim Deniz G olarak yazıyorum. Belki bu hesaptan sonra da devam ederim. Yükleme ekranımız geçsin. Oldukça basit gördüğünüz gibi. Tek yapmanız gereken BlueStacks uygulamasını yüklemek. Bu emülatör, daha doğrusu emülatörü yüklemek. Bunu yükledikten sonra PUBG'yi indiriyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Ondan sonra zaten telefonunuzdaki yaptığınız her şeyle aynı. Sadece birkaç farklılık var. Bunu da size göstereceğim. Oyun yüklensin. Emülatör. Şimdi bu oyunun bir özelliği de budur. Mobil olmasına rağmen emülatör üzerinden oynarken oyun bunu fark ediyor ve emülatör oynayan insanlarla sizi karşılaştırıyor. Şimdi bu oyuna ne kadar aşina olduğumuzla alakalı bize sorular soruyor. Çaylak diyelim, tamam diyelim. Şimdi burada ben düşük olanı tavsiye ediyorum. Çözünürlük olarak. Neden derseniz emülatör bir yandan çalışacak. Oyun bir yandan çalışacak. O yüzden size biraz bilgisayarınıza kasma problemi çıkartabilir. Şimdi bilgisayarın özelliklerinin iyi olduğunu söylüyor. Bu yüzden yüksek olarak ayarladığını söylüyor ama biz onu değiştirelim. Sonra bunları kapatalım. Bunun ayarlarını buradan yapacağız. Grafikler. Şimdi akıcı olarak seçelim biz bunu. Bunu da düşük olarak seçelim. Ya da orta olsun. Kare hızı yok. Orta olsun. Orta iyidir. Klasik renklerde olsun. Bir sonraki yüklememizde bu ayarlar yapılacak. Kontroller. Özelleştir. Şimdi bu haliyle kullanabilirsiniz. Yani bunu isteğe göre değiştirebilirsiniz. Bu hali benim, ben bu şekilde kullanıyorum. Dokunmuyorum. Sonra buradan diğer mapleri de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten telefonunuzda oynadığınız için buradakileri de biliyorsunuzdur. Tek kişilik tamam diyelim ve bir deneme oyununa başlayalım. Yüklensin. Şimdi zaten tuş ayarlarını ilk oyuna girerken yapmıştık. Burada da mouse'la böyle tek tek giderek yani telefondaki gibi tek tek böyle elimizde dokunma olasılığımız olmadığı için burada direkt bilgisayara entegrasyonunu sağlayacağız. Ve bir bilgisayarda oynuyormuşçasına bir PUBG deneyimi sağlayacak bu da bize. Yani mouse'u çevirdiğimizde karakterimiz dönecek. Evet, şimdi burada F1'e basmamız yeterli arkadaşlar. F1'e bastıktan sonra gördüğünüz gibi mouse'u biz ne tarafa çevirirsek karakterimiz o tarafa dönüyor. Sol tuş, sağ tuş, X, alta bastığımızda eğiliyor. Z'ye bastığımızda yere yatıyor, kalkıyor. Sola eğilme, sağa eğilme. Ayarlarımız bu şekilde. Oyun
Başlayacak. Oyun başlamadan çıksak mı yoksa başlatsak mı emin değil. Burada da X'e bastığımızda mouse serbest kalıyor. İneceğimizi seçip X'ten tekrar elimizi çektiğimizde gördüğünüz gibi mouse'un kontrolüne geçiyor bu. Şimdi ben burada kontrol ayarlarını hassasiyeti biraz daha artırmam gerekecek. Şimdi çok fazla ayar var. Bunlara şimdi dokunmak istemiyorum. Bu haliyle inelim biz. Neredeyiz? Az kaldı. Birazdan atlarız. Atlama yapmak için elimi X'te tutayım. Hazır olsun. Burayı kapat. Atla. Evet, şimdi sarıya doğru yönümüzü çevirip W'ya da basarak o tarafa doğru hızlı bir şekilde akışımızı sergileyelim. Burada oyunu da bize anlatıyor ne yapmamız gerektiğini. Tabii ki telefon olarak algıladığı için böyle yapıyor. Devam. Ups, şimdi geldik. Dik dalışa geçelim artık. O önümüzde birisi iniyor. O bölgeye çok adam indi. Hemen şu tarafa doğru yönlenelim. Şu evlere girelim. Her neyse arkadaşlar, burada videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hoşça kalın. Bye bye. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.